شلیم جدی همو تلیم کچی دم جای آخوی کشتن همو بلیم کچی دم جای آخوی کشتن همو بلیم بشنا شلیم شلیم جدی همو تلیم بشنا شلیم شلیم. Değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler, çok sevgili Ağrılılar ve çok sevgili Patnoslular. Bugün kendimize de bir sürpriz yaptık ve Ağrı'nın neredeyse en uzak ve belki de en büyük ilçelerinden birisi olan Patnos'a geldik arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Patnos'un sembolik bir yapısı olduğu için de size açıklamayı buradan yapmak istedim. Çünkü çok muhteşem bir yer. Hem bana burası hep Patnos'u hatırlatıyor, hem de hemen arkamda gördüğünüz gibi muhteşem Süphan Dağı manzarası var. O yüzden burada açıklama yapmak istedim. Ailemle geldim bu sefer. Ve bugün bir farklılık yaptık, bir plan yapmadık. Patnos'a gidersek ne yaparız, ne yeriz, ne içeriz, nerede gezeriz diye hiç düşünmedik. Spontane bir gezinti olacak ama nereye gideceğimizi Patnoslulara soracağız. Çünkü malum Patnos büyük bir ilçe, muhakkak gezilecek çok yerleri var. Gidebildiğimiz yerlere gideceğiz, gidemediğimiz yerler için de şimdiden kusura bakmayın. Çünkü bazen büyük ilçelere gittiğim zaman diyorsunuz ki abi şurası da var, burası da var, keşke gezseydiniz. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Sizler için çok güzel bir hatıra bırakmak istiyoruz. Ailemiz için çok güzel bir hatıra bırakmak istiyoruz. Gurbetteki Patnoslara, burayı özleyen Patnoslara şimdiden çok selam ederim. İnşallah güzel bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir el sallayın kızlarım. Ben hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. Bakın bakın, itfaiye genelde böyle çok sıcak havalarda böyle itfaiye arabasıyla yolları sulayıp ıslatır. Merkez Cami. Bak. Gördünüz mü? Evet, zaten orada itfaiye yazıyorsun. Evet, duralım da onun şey yapısını seyredelim, biz çekelim. Çocuklar çok sıcak havalarda şey yapardı. Böyle he, suyun kenarına geçerdi, beni ıslat, beni ıslat diye. Değerli arkadaşlar, Patnos'un aşağı Kamışlı köyünün muhtarının yanındayım. Kendisiyle küçük bir işimiz vardı. Bu vesileyle tanıştık. Videonun başında da dedim ya, Patnos'ta bir plan yapmadık. Soracağız nerelere gidilir, ondan sonra ona göre plan yapacağız. Muhtarıma öncelikle bir merhaba diyeyim, ondan sonra da Patnos'ta neler yaparız onu sorayım muhtarım. Valla hoş geldin, safa geldin. Yani soracak bir şey varsa ben cevaplandırayım abime. Muhtarım şöyle, şimdi Patnos büyük bir ilçe. Evet. Patnos'a gelirken nerede ne yenir, nereleri güzeldir, nerelerde güzel manzara vardır? Hiç plan yapmadım, dedim ki bilen birine sorayım, onlar beni yönlendirir. Ne yapayım ben Patnos'a? Şimdi ailecek geldim çoğunlukla. Patnos'ta menşur bir dağı var, Süphan Dağı. Onu girişte bir çektik. Evet, çektiniz. Buradan onun eteğine gitmek uzak mı? Kaç kilometre? Valla 30 kilometre falan var. Çok da değilmiş. Orada bir tesis var mı? Eteğinde böyle bir çay içeceğimiz bir şey. Evet, onlar o yerde var. Var. Evet, var. Süphan Dağı'nın eteğinde var. Adi Cavaz yolunu dersin. Adi Cavaz yolunun üstünde. Evet. Tamam. İşte başka neler var muhtarım? Valla başka neler? Burada herhangi bir malumat. Ne yenir mesela? Burada meşhur bir yemeği var. Valla burada meşhur yemeği dönerdir, İskender'dir. Döner İskender. Evet. Var mı bir özellikle şurası güzel diyeceğin bir yer var mı? Valla güzel şeyde var. İsim olarak? Eğer bugün açıksa Beyaz Saray var. Beyaz Saray. Evet. Beyaz Saray'da not ettim. Onun haricinde sokakları gezelim. O seninle buluştuğumuz Merkez Cami Patnos'un tam göbeği değil mi? Evet. Onun önündeki cadde meşhur caddesi herhalde. Evet. İsmi ne o caddenin?
Valla Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir şeydi. Muhtemelen ha. Ama en meşhur caddesi evet. De orası evet, değil orası. Mi? Orayı bir görelim. Evet, evet. Muhtarım çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Çocukları da bekletmeyin bir gezelim. Yemek yedireyim öyle gidiyor. Muhtarım bir dolanalım ondan sonra ben seni tekrar arayayım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim muhtarım verdiğin bilgiler için. Çok sağ olasın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bu nedir abi? Kameradır abi. Ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Sen de çeker misin? Yok abi ya. Girdin artık bir kere. Nereye? Bu caddenin ismi ne? Efendim? Bu caddenin ismi Dört Yol Caddesi abi. Patnos'un en meşhur caddesi de burası mı? Evet. Ne kadar bu yolun sonu cadde boyunca böyle gidiyor mu? Evet. Öyle. Sağlı solu mağaza var öyle mi? Aynen. Onun haricinde Patnos'ta nereyi gezelim? Vallahi başka yeri gezemezsin. Bu kadar mı? Bu kadar. Şey soracağım. Süphan Dağı'nın eteklerinde böyle oturup çay içmeye böyle yamaçlarında öyle tesis bir şeyler var mı? Yok. Yok mu? Hiçbir tesis yok mu Süphan? Yok. Az önce bir muhtarla görüştüm orada var demişti ama yok mu? Emin misin? Yok abi ben yok. 30-40 kilometrede mesafesi var gidip boşa geri dönmeyeyim yok, o yüzden. Vallahi yok bence yok. Yok mu? Sen buralarda böyle gezecek yer güzel yer bulamazsın. Ben bir Patnos'un sokaklarını gezmek istiyorum. Burayı özleyen insanları göstermek istiyorum. Doğru, o doğru. Yeter sen buralı mısın abi? Ben normalde Konyalıyım da ağrı merkezden geldim. Evet, doğru, Patnos, doğru. Patnos'u Patnos, özleyenlere çekeceğim. Abi ben. Patnos çok geride kalmış. Vallahi. Buralar böyle ya. Ama buranın gurbetçisi çok ya. Paylaşıyor musun? Şey yaptın mısın? Anadolu Zamanı kanalımın ismi. YouTube'da yayınlayacağım bunu. Evet. Çocuklar önden gitti. Doğru. Çok iyi. Valla konak haberdi. Senin ismin ne? Benim ismim Taner abi. Taner. Memnun evet. Oldum tanıştığımıza. Ben kendini de izlersin abi. İnşallah. Sağ olasın. Allah'a emanet. Hadi sağ olasın. Kolay gelsin. Hemen sürpriz bir çekeyim. Bu en meşhur caddesinde şöyle bir gezelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaş ne yapıyorsun diye sordu. Hemen ben de sohbete kattım. İyi oldu. Süphan Dağı'nın eteklerinde öyle oturabileceğin ya da manzarayı görebileceğin bir tesis yok dedi. Orayı bir araştıralım. Gideceksek öyle gidelim değil mi? Abi bir şey soracağım. Şu Süphan Dağı'nın eteğine gitsek bir 30-40 kilometre falan bir mesafesi var değil mi? Orada bir sosyal tesis, oturmalık, yemelik bir yer yok değil mi? Bildiğin kuru toprak. Evet. Orada bir tesis yok. Oraya boşa gitmeyelim. Abi burada ne yeriz, ne içeriz, ne yapalım? Vallahi lokantalar var. Bir Beyaz Saray mı dediler? Oranın Beyaz yemekleri Saray, güzeldir dediler. Bu tarafta Lal lokantası var çok güzel. Ne lokantası? Lal. Lal. Bir de Beyaz Saray. Onlara bir gidelim. Beyaz Saray, sofra, kebap. Siz Patnoslu musunuz abi? Evet. Merkezinden mi, köyünden mi? Valla köyden merkeze oturuyor şu anda. Uzun yıllarda merkezdesiniz öyle mi? Patnos'un çok gurbetçisi var mı abi? Yurt dışında olsun, batıda olsun. %90 bizim zaten gurbetçilik. Ben de bu videoyu gurbetçiler için hazırlıyorum. Evet. Hani memleketini özleyenler, burada sokaklarında gençliğini, çocukluğunu geçirenler için. Onlara bir selamınızı alalım ondan sonra kapatalım abi. Valla %80 bizim gençler şu anda gurbette çalışıyor. Yurt dışındalar değil mi? Yani şehir dışında daha doğrusu. Yurt dışı değil daha çok şehir dışında. Şehir dışında. Hı-hı. Zaten bizim burada %75 inşaat üzerinde diyor. Evet. Onlar abi bir selamınızı alalım ondan sonra. Biz de şu anda ticaret yapıyoruz başka. Ne güzel. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Patnos'un yakışıklı gençleri. Gençler, şimdi ben Patnos'a caminin oradan girdim. Daha doğrusu bu caddeye oradan girdim. Buraya kadar geldim, bitti. Aynen. Var mı Patnos'ta daha başka bir şey? Osmanlı Parkı tabii. Bir Osmanlı Parkı var. Osmanlı Parkı var. Evet. Şey mi, mesire alanı gibi bir yer mi böyle? Aynen abi. Onun haricinde burada başka nerelere gidilir? Bir kahve diyarı da var aslında, bütçe yetmiyor abi. Kahve diyarı. O priz var. Kafe, ben kafe değil de daha çok böyle şey istiyorum. Böyle Patnos'un olup Patnos'u özleyen böyle sokaklarında çocukluğunu geçirenlere buraları tekrar göstermek istiyorum. O yüzden sokaklarını gezeceğim ara sokak. Evet. Kafeyle işim oluyor. Sen ancak Faruk Petrol'u oraya gönderdiniz abi. Aşağı doğru.
aşağı. Aynen aşağı doğru tarihi eser şeyler de var yani. Peki eski buranın eski yerleşimi o taraftan mı? Aynen yani, eski yerleşim. Yani burası batıya kaçıyor. Ya ilçelere, şey köylere gitmeyeceğim. Sadece merkezdeyim bugün. Tam Diyanet Köyü'de bir mahalle olarak da. Eski Patnos ne tarafa kalıyor? Eski Patnos aşağı kalıyor. Arka tarafa kalıyor. Aşağı ineceğim. Gençler o zaman arkadaşlarınıza falan bir selam alalım, ondan sonra kapatalım. Çok mu sizin böyle batıda arkadaşlarınız? Çok çıkıyor musunuz gurbete? Burada aynen, durmuyor musunuz? Çok gurbette çıkarız abi ya. Varsa bir söylemek istediğiniz bir selamınızı iletin, ondan sonra kapatayım. Tüm sevgilerimizle saygılarımızla selamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Tamam işte. Ben bir sen ne yaptın? Hemşehrilerinize selamınızı alayım, bir de el sallayın, ondan sonra kapatın. Buradan önce size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Biz de İstanbul, ben İstanbul'da oturuyorum. Sultanbeyli'de mi? Hayır, ben Meşlikköy'deyim. Bütün ağrı Sultanbeyli'de çünkü ya. Patnoslular nerede? Patnoslar her tarafta. Birçoğu Esenyurt'ta. Esenyurt. Esenyurt'ta. Tamam. Evet. Buradan işte Patnos özlemini, hasretini işte gidermek için ancak... Herkese sevgi dolu selamlar olsun. Bütün Patnoslulara selamınızı aldım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen ablacığım? Ben de bir tane çikolatalı ve hemen çikolatalı sonundaki. Şu mu? Nasıl buldunuz Patnos'u? Çok güzel. Ya zaten ama girse çok sıcak, üşenmiyorsun. Evet, artık havalar ısındı canım. Çünkü artık yaz gelmiyor. Yaz başladı. Tadiden Temmuz, yazın içeri. Evet. Osmanlı Parkı'na geldik. Burası da çok güzel. Birazdan da o parkı güzel misin? Yani o park vardır. Bu park hemen burada zaten. Bu parkın içinde başka bir yer. Hadi o zaman bir bay bay deyin. Osmanlı Parkı'ndan, Patnos'tan bu kendimiz için bir hatıra kalsın. Değil mi? Yayınlamasak bile. Bay bay. Bay bay. Bovete hey onu. Ha. Hadi tamam o kadar. Bovete. Son cümle mi?
Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Kıymetli arkadaşlar, Beyaz Saray'a geldik. Çok güzel de bir yer. Biraz da dinleneceğiz, yorulduk. Sonra radyonun başında demiştik ya, Patmos'u özleyenler için gezeceğiz diye. Yayan biraz gezdik. Birazdan da arabamıza bineceğiz. Böyle biraz da sokak turu yapacağız. Yavaş yavaş Patmos turumuzu bitireceğiz. İnşallah siz de beğeneceğiniz bir video olur. Oldu mu? İyi açıklar. Geliyor hemen. Anne, lahmacun var. Beğendin mi tadı? Do you know?